Trafik ve iş kazalarını iki ayrı başlık haline değerlendirmemiz lazım. Ee, yani maalesef ki ülkemizin trafik ve iş kazalarındaki durumu e, içler acısı halde. E, bunun da sebebi e, daha çok e, trafik ve iş kazalarında dikkatsizlik ön plana çıkıyor. Şimdi her iki başlığı da ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman trafik kazasında... E, İnsanlarımız e, alkollü araç kullanımı, uykusuzluk e, ve e, çeşitli etkenlerle birçok kaza meydana geliyor. Bu daha çok yayalar için e, dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde yola çıkmalarından kaynaklı e, veya e, yaya yolunu, ve üst geçitleri kullanmamasından kaynaklı meydana geliyor. Yine iş kazalarında en çok meydana gelmesinin sebebi işverenlerin denetim ve gözetim bütün yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işçilere gerekli ve yeterli eğitimlerin verilmemiş olması ve daha birçok çeşitli etmen bunda etken. Bunun dışında işçiler içinse bilmedikleri tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde iş yapmalarından kaynaklı olarak meydana geliyor. Öncelikle bir iş kazası ya da trafik kazası meydana geldikten sonra e, vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekir: Hasar danışmanlık şirketi veya her ne ad ve nam altında kurulmuş olursa olsun danışmanlık şirketlerine itibar edilmemesi gerekir. E, bizzat avukatları aracılığıyla hukuki destek ve hukuki yol aramaları gerekir. E, nitekim e, trafik kazalarında e, hasar danışmanlık şirketlerinden ve diğer e, adlar altında kurulmuş şirketler danışmanlık şirketlerinden aramalar gerçekleştirilerek insanların... E, vekaletler alınarak, vatandaşların vekaletler alınarak e, onlar hakkında işlem yapılıyor. Ancak bu e, yasal bir durum değil. Avukatın yapması gereken işi hasar danışmanlık firmaları adı altında e, şirketler e, vatandaşların haklarını gasp etmekteler. Bir trafik kazasında, e, ölümlü bir trafik kazasında e, ölenin mirasçıları, mütevafanın mirasçıları öldürülüyor. E, Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bir avukat tuttuktan sonra destekten yoksun kalma tazminatını sigorta şirketinden talep edebilirler. Sakatlıklı trafik kazalarında ise kalıcı sakatlı olan vatandaşlarımız yine bir avukat vasıtasıyla sigorta şirketlerinden kalıcı sakatlığına ilişkin tazminatlarını talep edebilirler. İş kazasında da yine aynı şekilde eğer ölümlü bir iş kazasıysa ölenin mirasçıları, müdeffanın mirasçıları işverenden e, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirler. E, sakatlıklı iş kazalarında ise yine kalıcı sakatlı olan e, iş kazası mağdurları e, işverenden e, sakatlıklarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahipler. vatandaşlarımız trafik ve iş kazası geçirdikten sonra e, kesinlikle bir avukat eşliğiyle hukuki yola girsinler çünkü avukat e, vatandaşın hukuki yoldaki en büyük desteği. E, hasar danışmanlık şirketleri ise e, vatandaşlarımızın, trafik ve iş kazası geçiren vatandaşlarımızın e, duygularını sömürüp e, vekaletname alarak ki bu vekaletnamelerde usulsüz e, vekaletname alarak işlem yürütmeye çalışmakta. E, i̇nşallah bir an önce e, bu hasar danışmanlık firmalarının önü kapatılarak artık bu işlemlerin avukat vasıtasıyla yürü, e, yürümesi gayesindeyiz. E, vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Evet. Hiçbir şekilde hasar danışmanlık firması adı altında e, hiçbir firmayla görüşmemeleri, e, hasar danışmanlık firmalarına itibar etmemelerini yalnızca ve yalnızca avukatlarıyla bu hukuki yola girmelerini temenni ediyorum. Nitekim e, hem maddi olarak hem de manen kullanılmıyor. E, Yıpranacaklar hasar danışmanlık firmalarla Hakları iş yaptıkları. Hakları kaybolacak, e, maddi zarara uğrayacaklar. E, nitekim e, dediğim gibi binlerce lira tazminattan bahsediliyor ve bu tazminatlar hasar danışmanlık şirketlerinin yüzünden e, kayboluyor. Tar danışmanlık şirketleri normalde usulsüz olan sözleşmeler yapıyorlar. Bu sözleşmelerde vatandaşa çıkacak olan tazminatın %50'sini, %30'unu, %40'ını almayı vaat ediyorlar. Bu sözleşmeler yasal değil bu tarz sözleşmeler yapması. İkincisi sağlık verilerini ve kişisel verilerini hastanelerden ya da aracılar vasıtasıyla telefon numaralarını ulaşarak aramalar gerçekleştiriyorlar. Bu da yasal değil ve çok şükür ki yeni düzenlemeyle ee, hasar danışmanlık şirketlerinin e, dava açması ve e, sigorta tahkim komisyonuna başvurması engellendi. Ee, ancak e, yine de e, bunlara vekalet bu şirketlere vekalet çıkartılması e, büyük bir sorumluluk ve e, sıkıntı doğurmakta. Nitekim e, çıkan tazminatlar kendi hesaplarına yatıp bu e, hesaplarda hiçbir şekilde şeffaf olmayıp e, vatandaşa e, misalen 300 bin lira tazminat çıktıysa 100 bin lirasını ödeyip size 100 bin lira çıktı diye e, beyanlarda bulunuyorlar.